Emeklilikte yaşa takılanlar emeklilik başvurusu için resmi gazeteyi bekliyor. Uzmanlarsa kıdem tazminatının yanmaması için acele edilmemesi gerektiğini söylüyor. Başvuru işlemlerine dikkat çekiyorlar. Bu arada bankalarda EYT'liler için yeni promosyonlarını belirlemeye başladı. Emeklilik başvurusu yapabilmek için işten çıkmak gerekiyor öncelikle. İş yerinden ayrılma konusunda acele etmesinler. Emeklilik için gün sayan milyonlara uzmanlardan kritik uyarı geldi. Kıdem tazminatının yanmaması için aman dikkat. İstifa ederek başvurursa kıdem tazminatı hakkını kaybeder. İşten çıkarken emeklilik gerekçesiyle iş akdini feshetmeli ki kıdem tazminatını alabilsin. EYT düzenlemesinin meclisten geçmesiyle milyonlar emeklilik için başvuru yapmaya hazırlanıyor. İlk etapta da 2 milyon 250 bin kişinin emeklilik için başvurması bekleniyor. Peki EYT'liler başvuru yaparken işlerinden istifa edecekler mi yoksa etmeyecekler mi? Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan herkes için emekli olabilir yazısı almak çok kolay olmayacak. E-Devlet üzerinden alıp bununla işlem yapabilir mi? Bu konuda bir açıklama yapılmasını bekliyoruz. Henüz uygulamanın nasıl olacağı netlik kazanmadı. Önceden emekliliğe hak kazananlar SGK'dan aldıkları emekli olabilir yazısını işverene teslim ediyorlardı. Şimdi beklenti EYT için SGK'ya gitmeden emeklilik yazısının E-Devlet üzerinden alınması. EYT'lilerin maaşlarına milli gelir farkı da eklenecek. 11.770 lira olan tutar 11.967 lira olacak. Dolayısıyla 197 liralık bir milli gelir farkı söz konusu olacak. Bankalarda EYT'liler için promosyon yarışına hazırlanıyor. Kulislerden sızan bilgilere göre promosyon miktarının 15 bin lirayı bulması bekleniyor.